Merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Türkiye avacılık sektörünün özellikle de üretim tarafında ciddi anlamda tecrübe kazandığı önemli sayıda mühendislerimiz var. Bugün Türkiye'de bambaşka bir hikayeden bahsedeceğiz. Amerika'da tasarlanmış, üretilmiş, Türkiye'de yerleştirilip, birleştirilip üretilme aşamasına girmiş bir İş Yeti Projesi'ni konuşacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyi olmalısınız. Güzel bir projeyle geldiğinize göre iyi olmalısınız diyorum. E, çok iyiyiz. E, güzel bir ekibimiz var. E, biraz evvel de konuştuğumuz gibi e, Türkiye'de çok iyi oturmuş kaliteli bir havacılık sanayi altyapısı var. Oluştu. Oluştu. Bizim tes tespitlerimize göre 7 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış. E, çok sayıda, isim veririm, 70 kadar AS9100 sertifikasına sahip şirket var. Bu sertifikaya evet. sahip olmak ne anlama geliyor? Bu sertifikaya sahip olabilmek için en az 10 yıllık bir geçmiş gerekiyor. Tecrübe istiyor. Tecrübe. Evet. Tecrübe ve kalite standartı. Evet. Uluslararası standartlarda. Yani belli evet. standartlarda bir tecrübe diyelim. Kesinlikle. Evet. Havacılık uçağa parça takma kabiliyeti diyelim. Hı hı. Türkiye'de çok ciddi bir tasarım kabiliyeti oluştu. İnsan kaynağını hepimiz biliyoruz. Altyapımız mükemmel. Türkiye'de uçak üretmek bir sorun değil. Uçak üretiliyor. Uçak en büyük bir helva şey... gibi mi görmemiz lazım? Yani yağ, un her şey var diyebiliyor muyuz? Her şey var. Eksik Hı. olan hiçbir şey yok. Sadece satmak için bir altyapı gerekiyor. Bunun için de en mantıklısını biz... Zaten var olan, dünyada sevilen bir iş şirketinin sahipliğine alıp o şirket olarak, sahibi olduğumuz şirket olarak Türkiye'de başka bir şirket açıp uçağı üretip yurt dışında satmak. Yani buradaki bu tecrübe kabiliyetle hareket edip verimli bir şekilde herhalde. Neden burada üretiyorsunuz? Amerika'ya veya da dünyaya satmak için daha hesaplı olduğu için mi? İyi yönetilebilmesi durumunda daha ekonomik. Daha ekonomik. Ama iyi yönetilmesi durumunda. Ondan kastınız ne? Eğer ben alt yüklenicimi değerlendirir de onu sertifika sahibi yaparsam daha ekonomik oluyor. Ama alt yüklenici olarak baskı altında tutarsam bir müddet sonra aynı rakamları elde edemiyorum. Türkiye'de ciddi bir mühendislik var. Bu mühendisliğin ne istediğini bilmesini sağlamam gerekiyor. Bu şekilde biz e, sadece uçağı Türkiye'de üretmeyeceğiz. Uçağın tasarım ofisini de getirip bundan sonraki uçakların tasarımını, tasarımını da Türkiye'de yapmaya devam edeceğiz. Yani buradan endüstriyel gelişimine devam edecek. Değil Yeni mi? modeller değil mi? Yani teknolojiye şu anda olarak geliştirecek. Üzerinde çalıştığımız elektrikli, hidrojenli mod, e, Modelleri modellerimiz var. O zaman şu isminden gidelim de bu şey Cyberjet. Cyberjet CJ70. 30 30'du. 70'i de mi vardı bunun? Geliyor. CJ50, evet, tasarımda 30, 50, 70. Ne zamandan beri Amerika'da üretiliyor? Şu ana kadar ne kadar üretilmiş? 1986 yılında Edward Swearingen adlı çok değerli bir tasarımcı tarafından çok özel amaçlarla tasarlanan bu uçak 1986 yılında. Evet, Bu özel uçağın, bir misyonu vardı diyoruz. Kesin bir misyonu var. Bu uçağın istenmesi boyutlarına göre en uzun menzele sahip 2500 deniz mili uçabiliyor. E, yolcu uçaklarının üstünde 49 bin fitte uçabiliyor. E, ve 41 bin fite kadar da... 9.000 bin tavanı var? Evet ve ayrıca 41 bin fite kadar da kabin içi basıncını deniz seviyesinde tutuyor. Ambulans sertifikası var. Kapısı zaten ambulans evet. olmaya müsait. E, oldukça hızlı ve en büyük özelliklerinden biri de kanadına düşen e, basınç taşıma kabiliyeti o kadar yüksek ki çok küçük bir uçak olmasına rağmen kötü hava şartlarında da aynı büyük uçakların uçtuğu gibi uçabiliyor. Dolayısıyla hava şartlarından bağımsız bir uçma kabiliyetine sahip. Kaç o kişilik zaman, bu? E, pilot dahil 7 kişi. 7 5 2. artı 2. Evet. Yalnız tek pilota sertifikalı olduğu için pilot koltuğuna yolcu da alabiliyor. Alıyorsunuz 6 yolcu o zaman bir tane pilot Taşınabiliyor. Evet. E, Uçağın özelliklerinden biri de çok kötü hava şartlarında uçabilmesinin yanında her türlü piste uçabiliyor. Mesela ne kadar kısa bir pistten kalkıp inebiliyor? 1200 metreden kalkabiliyor. 1200? 1200 metreden kalkıyor, 700, 700 metre inebiliyor. Diyecektim 700'e indirmeyi tamamen. <laughs> Bilen de konuşunca kolay oluyor. Dolayısıyla teknolojik olarak çok ileri seviyede bir uçak. İçinde çok önemli tasarım özellikleri var ki bu projede çalışan mühendisler çok şey öğrenecek. E, ayrıca bu uçağın şu anda üzerinde çalıştığımız hafifletilmesi, modernizasyonu gibi projeler var. Ve Türkiye'deki alt yüklenicilerimizle birlikte çalışıyoruz. İsim verebileceğim şu anda anlaşma yapmış olduğumuz şirketler var. Savronik gibi bütün uçağın kablolama ve aviyonik sistemler evet. onlar üstleniyor. Şu anda ortağımız küçük pazarlı var. Uçağın bütün gövdesini ve alt kanatlarını yapma kabiliyetine sahip diğer alt yüklenicilerle konuşuyoruz. Belirli bir seviyeye gelindi. Örneklerin üzerinde oturduğumuz koltukları üreten Turkish Cabin Interior'a bütün kabin sorumluluğunu vermeyi düşünüyoruz ki bu evet. çok avantajlı ve dünyada iş yeti kabin içi için Türkiye'deki kabiliyetler çok yeterli ve üstün. Dolayısıyla böyle avantajlar da ortaya çıkacak. Diğer şirketlerin adını veremeyeceğim çünkü şu anda hala anlaşmalar seviyesinde de devam ediyoruz. Bunun bütün fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye mi? Ait yani evet. Türkiye'deki oluşturduğunuz şirket, şirkin... Amerika'daki şirketin tamamına sahip olacağından dolayı, evet. kendi şirketi olarak Türkiye'de açacağı, Şubede de üreteceği için evet. Evet. Ve zaten Türkiye'de bir tasarım ofisi olacak. Amerika'daki tasarım ofisini bırakıyoruz çünkü onaylama mekanizmasını orada tutacağız. Benim en büyük pazarım Amerika Birleşik Devletleri. Buradan diğer ileride düşündüğümüz dünyanın her tarafında uçak üretme mantığına geçerek dost ve müttefik, müttefik şirketlerle evet. bunu genişletme imkanımız olacak. Amacımız uçağın maliyetini çok aşağı çekerek ve... Bir şekilde insanların pilot lisanslarıyla kendi kendilerine bu uçak kullanabilmeleri için e, yine adını vermeyeceğim ama e, cep telefonunuzdan ben uçak arıyorum dediğiniz zaman sizin e, uçurabileceğiniz uçak şu havalimanında sizi bekliyor. isterseniz bir taksi çağıralım denecek bir yapıya Sistem gidiyoruz. Diyorsunuz. Peki bu uçağın rakipleri kimlere olacak? Şu anda bizimle bir aynı seviyede olan uçaklar hafif jet uçakları dediğimiz Honda Jet, Embraer 100, Cessna'nın alt modelleri. Honda Jet de aynı sınıfta gidiyoruz. Bizim menzilimiz onun neredeyse iki katı. Evet. Dolayısıyla aynı şeyde değiliz. Çok uzun bir menzili var. Menzil açısından daha büyük uçaklarla yarışıyor. Ama burada en büyük özelliğimiz bizim Türkiye'deki şu andaki altyapıyla yılda 200 uçak üretme kabiliyetine sahibiz. Bu ciddi bir oyun değişikliğine dönüyor. Çünkü şu anda birçok ülkede iş yeti üretilebilme, üretebilme yapısı yetersiz. Yani Müşteri iş yeti istese bile alamıyor. Dolayısıyla siz? İlk etapta bu SJ30 modeliyle yola çıkıyorsunuz. Evet. 7 kişilik. Onun içinde Türkiye'de bir üretim üstü yer olarak seçmeniz gerekiyor. Ee, Epey araştırmışsınızdır. Neresi olacak? Ankara merkezli olacak üretim merkezi. Ostim'le bir e, organik bağımız var. Ostim bu projeyi çok destekliyor ve Ostim'in e, üyelerinin büyük bir kısmı bizim alt yüklenicimiz seviyesinde. Bunun dışında halen görüşmeler devam ediyor ama sürpriz olarak Türkiye'deki bir askeri üste son montaj hattı kurulabilir. Evet, zaten evet. o da iki tane önemli şehrimiz var. Evet. Öne çıkan ikisinden birisi Veya ikisi birden. İkisi birden de olabilir. Çünkü 200 uçağa çıktığı zaman ciddi bir seri üretim oluşacak. Bu Modelde veyahut da bu tarz küçük işletlerinde yani 7 kişilik, 5 kişilik veyahut da 10 kişilik biz uzun yıllar siz daha önce de işleti pazarını iyi biliyorsunuz. Gerek Gulfstream'ler, kırılar diğerlerini saymayayım artık. Edin. Bu uçak tesadüf olarak Gulfjet olarak, Gulfstream için tasarlandı 86 yılında. Yani bu uçağın ilk sahibi Gulfstream'di. Evet. Ve e, daha sonra kendisi büyük uçak opsiyonu kullandığı için bu uçak açıkta kaldı ve bu yüzden e, hala ortada. İşte onu merak ediyorum. Şimdi onlar büyük uçak o tarafa gitti. Bu küçük uçak tarafında hafif jet mi diyeceğiz buna ne diyeceğiz? Hafif jet diyoruz. Ultrası e, yok. Ve dünyada çok ciddi bir e, sosyal değişim yaşanıyor. Evet. Bir de biz kaç yıldır artacak geliyor geldiler. Covid'den sonra... Artık sadece çok zengin iş adamları veya rockstarlar değil, teknik insanlar, yöneticiler, doktorlar, öğretmenler de iş yetleriyle uçmaya başladılar. Ve bu insanların iş yetiyle uçarken prestij için çok büyük bir uçak yerine ekonomik olarak aynı işi görebilecek, aynı konforu sağlayacak ve çok daha düşük maliyetle uçabilecek uçaklara tercih etmeye başladılar. Özellikle bu paylaşımda uçak sistemi dediğimiz, fractional ownership dediğimiz şirketler evet. daha fazla müşteriye uçak satabilmek için küçük uçak arıyorlar. İstatistikler şunu gösteriyor ki bir iş çetinde ortalama 2.78 kişi uçuyor. Şu anda bizim hitap ettiğimiz pazarda 10 bin uçak uçmakta. Bugün 10 bin uçaklık bir pazara hitap ediyoruz. Ve bu uçakların çoğundan daha ekonomik, daha kabiliyetli ve e, daha ulaşılabilir bir uçak. Ve dünyada, Avrupa'da İsviçre ve diğerlerinin hemen hemen hepsi Amerika'da üretiliyor. E, bir tek e, 280 Gulfstream için İsrail'de üretilip aynı bizimki gibi Amerika'ya uçarak gidip orada müşteriye teslim ediliyor. Evet. E, bunun dışında 280 modeli ama o, da 280 modeli. Başka modeller içinde. Uğraştılar galiba olmadı mı? 450'ye falan uğraşıyorlardı yanılmıyor. Uğraşıyorlardı ama şey ne derler şu anda tedarik zincirinin kopması ve başka sebeplerden dolayı 280'de kaldılar. İki. Siz İsrail'deki 280 tecrübesinden ne kadar istifade ettiniz? E, Amerikan mevzuatından yararlandık. Ben Türkiye'de uçağı ürettiğim takdirde sahibi Amerikan şirketi ise Amerika'da e, f FAA otomatik alıyor. Sorun yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bir örneğimiz var önümüzde. Evet, bir numaralı pazar zaten her zaman Amerika işletleri için ama şimdi Çin ve Hindistan'da büyüyor. Oralarda şansı ne olur bu tarz uçakların? Şu anda. Çinli ve Hintli yatırımcılar da konuyla ilgileniyorlar. Biraz evvel söylediğim gibi yeni bir modelle biz bu uçağı dünyanın birçok yerinde üretebiliriz ve bu maliyetleri çok daha aşağı çekecek. Şu anda 159 tane uçak satıldı. Bunların müşterisi bir Orta Doğu şirketi. Ben demeden siz açtınız konuyu. Ne kadar sipariş aldınız diyecektim. 159 tane mi aldınız? 159 tane Toplam. aldık. Ama hepsi Orta Doğu'dan diyorsunuz. Şu anda çünkü bu uçağı... Tek bir yer mi verdi bu kadar siparişi yoksa? E, tek bir e, şirket verdi. Hissedarlıkta söz konusu Yok. mu? Yani bu uçağı daha da evvel almıştı Bu uçak e, 2009 yılında 250 tane satış yaptı ama ondan evet. sonra iflas etti. Zaten evet. o süreçten sonra siz devreye girdiniz. Evet ve şu anda eski müşterileri uçağın tekrar üretileceğini duyduğu için tekrar talep ediyorlar. Evet. Çünkü çok sevilen ve bilinen bir uçak. Bunu şahıslar almak istediği gibi şirketler de almak istiyorlar. Çünkü bir nevi ım, uçak taksi filosu kurulması için en elverişli uçak. Hem küçük hem ekonomik ama aynı zamanda büyük uçakların da işini yapıyor. Evet. Çok daha geniş bir elpazede hizmet ediyor. Örnek vereyim ben buradan İstanbul'dan Londra'ya, Londra'dan Dubai'ye, İstanbul'dan Almataya durmaksızın bu uçakla uçabiliyorum ve kabin basıncı değişmediği için de hiç yorgunluk olmadan iniyorum, işimi görüyorum. Aynı uçakla geri de gelebiliyorum. Kabin yüksekliği ne kadar? Ee, yaklaşık bir metre 10 santim. Eni? Ee, Eni de yaklaşık 95 santim. Ortalama yani yaklaşık olarak bunun fiyatı ne olabilir? Yani şu andaki muadilleri e, liste veya... fiyatı 11.4 evet. milyon dolar. Tabii şimdi bu uçağı konuşurken bunun... En kritik bileşenleri ne olacak? Özellikle mesela motor tarafında e, bunun motoru ne? Türkiye'de bir, mesela yalnız, bunu üretebilecek e, birileri var mı? Yoksa öyle bir girişim gerek yok mu? E, i̇lginç bir konuşma geçti bundan evvelki havacılık fuarında. Williams bu projedeki e, iş planını çok beğendi ve dedi ki ben e, size yılda belirli sayıda motorun üzerinde vermek için Türkiye'de fabrika açmam gerekir dedi. Biz evet. bir şey söylemedik, genaç demedik. Dolayısıyla biz bu işe başlattığımız zaman Williams ortak aramaya başlayacak Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de Rolls Royce üretiyor, Platinum Whitney üretiyor, GE üretiyor. üretiyor. Evet. Ee, bir Williams kalmıştı. Williams, e ee, Williams, geldi. Williams lütfen gel demiyoruz. O bizim rakamlarımızı gördükten sonra ben de Türkiye'ye geleyim dedi. E o zaman hem ülkemiz için iyi bir gelişme, iyi bir haber. En azından teknolojik anlamında ulaştığımız seviyenin cazibesi olarak gelen projeler bunlar diye bakabiliriz diye düşünüyorum. Doğru. Sadece var olan mükemmel sisteme yeni bir yaklaşım, yeni bir çözüm. Yani dolayısıyla biz Türkiye'de hiçbir şey yeniden kurmuyoruz. Var olan sistemi farklı bir modelle ticari yapıya dönüştürüyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Dört gözle de bekliyoruz. Umarım birkaç ay sonra başka anonslar yaparız. İşte ben de dört gözle bekliyorum diyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Çok sağ olun efendim.